Eğer düşünülecek tek bir şey var ise ve düşünmeyi bu kadar seviyor iseniz Tanrı'yı düşünün derim. Düşünülecek de daha güzel bir şey yoktur. Düşünmekten daha da huzur veren başka hiçbir şey yoktur. Ama size müjdem şudur ki Tanrı'nın kulakları sizinledir ve Tanrı'nın sözü de sizinledir. Ve eğer bu yolculukta Tanrı'yı düşünmenin de ötesinde kararlıysanız ve başka bir şey düşünemez olmuş kadar aşıksanız, müjdem şudur ki her bir sesinizi ve her bir sözünüzü dinlemekte olanı düşünmek yerine onunla konuşun artık ve ona seslenin. Neden seni duymuyorum diye dertlenmeyin. Bir aşık aşkına serenat yaparken illa balkondan inmesini beklemez. O zaten serenat yapmadan duramaz hale gelmiştir. O halde Tanrı'yı düşünmek lütufların en büyüğüdür. Ama siz daha büyük bir lütufla taçlanmış olansınız. Siz kulağınızı ona çevirmiş olansınız. Madem öyle, kendi zihninizde bölünüp Tanrı ile konuşmak yerine ona seslenin. Bir gün doğru çağrı belirecek ve bu çağrı belirdiğinde de Tanrı asla size karşı koyamayacaktır. Çünkü o aşktan var olmuş olana ve bir aşığın seslenişine asla karşı koymayacak. Onun tüm dualarını cevaplayacaktır. Sadece hayat gerçek zannettiğinde sen bazen duanın ne olduğunu bilmezsin. Bazen Tanrı'yı istersin, bazen başka bir şey istersin. Ama dualar bile birlenip istenen tek şey o olduğunda ve sen sadece ve sadece onun kapısını çaldığında o kapı içeriden açılacaktır ve sana evet yavrum buradayım diyecektir. Buradayım, hiçbir yere gitmedim, seni de hiçbir yere göndermedim. O halde tüm seslenişin ona olsun. Tüm kulağın da onu duymak için hep canlı ve hep açık olsun. Başka hiçbir kapıyı çaldığın zannına da dokunma. Sadece onun kapısını çalmaktasın. İnsan bir sürü kapı çalar, bir sürü kapı çaldığını zanneder. Sonra bir gün bir bakar sadece onun kapısını çalmaktaymış. İnsan birçok şey sever, sonra bir gün fark eder ki birçok şeyde sevdiği sadece oymuş. Ve insan birçok şeyi över. Över ve över. Ama sonra fark eder ki övdüğü tek şey de oymuş. Ve varlığında onu över, onu yüceltirsen, onun senden ayrı olmadığını fark edersin. O ve sen bir olur. Ben ve sen bir olur. Ben ve o bir olur. Biz olan bir ben olur. Asla kelime ile anlatılamayacak olan ama söylediğinde buram buram her varlığın içinde dalgalanacak olan. Çünkü sözlerin ötesine geçmiş olan varlığın sözleri sadece bir çiçek uzatmak gibidir. Ama mevcudiyeti yeterlidir. Senin mevcudiyetinde sadece Tanrı'nın varlığı tınlamaya ve titreşmeye başladığında artık sözlerin sadece bir sunumdur. Senin varlığın onun kendisi olmuştur. Sen hep oydun, hep olsun ve hep o olacaksın. Ve o olduğunda da ilk kez kendin olacaksın. Öyle de olsun.